Müjgan Hanım, erkencisiniz. Nereye gidiyoruz? Ajansa gidiyoruz. Bu saatte? Sizin için bir sakıncası mı var Fevzi Bey? Yok efendim, estağfurullah. Öyle şey mi olur? Hemen. Ay, şu toplantıyı kaçırmayayım. Hevesini al Ozan. Hevesini al Ozan. Onu sana ellerimle vereceğim Ozan. O kız senin olacak Ozan. Ya sen bana Zeynep'in senin için çöp kadar değeri olduğunu yedirebilir misin ya? Yedirebilir misin? O kız senin umrunda değil, umrunda. Sitare Hanım. Benim size o kadar çok ihtiyacım var ki. Bak, hiç yok bir şey deme, var bir şey. Ya dünden beri etinden canı çekilmiş gibiydi. Ne oluyor İpek Hanım? Ay anne, sen de ne tuhafsın ya. Can onun canı, et onun eti. Sana ne oluyor ya? Zeynep'e soramıyorsun diye beni darlıyorsun sabah sabah. Kızım, ona sorsam anlatıyor sanki. Anneciğim, için rahat edecekse söyleyeyim, bu sefer bana da anlatmadı. Allah Allah, sabahın köründe nereye gitti bu babasıyla ya? Ben bile görmedim. Dayımla birlikte çıkmadı ki Zeynep, yalnız çıktı. O da ajansa gitti. Ne yani, çalışmasın mı kız, o da mı suç? Allah Allah, bir şey mi dedik şimdi? Dayın nereye gitti peki? Köpek beslemeye gitti anneciğim. Allah Allah, bunca zaman ne köpek beslemesiymiş ya? Kadir, ah, ah. Bir zapt edemedim ben seni ya. İnşallah bir iş karıştırmıyorsundur sen. Türkan. Alo. Kadir. Sen sabah çıkmışsın hiç haber vermeden. Ha? Neredesin? Ha, Türkan sen misin? Ben. Ha, benim ya. Sen köpekleri besleyeceğim diye çıkmışsın. Saat kaç olmuş, daha gelmemişsin. Sen niye haber vermiyorsun? Ben merak ediyorum seni. Ha? Belki benim evde işim var seninle. Türkan, ben köpekleri de evet. Ya, ben dolanıyorum, dışarıdayım yani ben. Gelemem şu anda bir ara. Yürüyorum. Bir görsen, şu anda benim ayaklarım yürüyor yani ben. Dışarıdayım, dolanıyorum ben. Oğlum sen niye haber vermiyorsun ya? Niye laf dinlemiyorsun? Bak, babam şimdi namazdan gelecek, seni soracak. Ben ne diyeceğim adama? Babama selam söyle, tamam mı? Ondan sonra de ki o yürüyormuş de, yalan da konuşmaz o, ha de, tamam mı de. Tamam, hadi hop, o kadar, kapatıyorum. Of Kadir, ah Kadir, ah. İnşallah sen o iblisin peşinden gitmiyorsundur, ah. Affedersiniz Müjgan Hanım, açık unutmuşum sesini. Daha ne kadarımız var? 5 dakikaya oradayız. Kendimi o kadar kötü hissettim ki. Yani size bile söyleyemedim işte. Aklımı böyle kaçırmak üzereydim. Hala şu anda bile midem bulanıyor. Ya ben sizi ne hale getirdim, ne kadar kötü oldunuz. Üzmek istemiyorum gerçekten sizi. Tek başıma başa çıkabilmeyi çok isterdim. Ama yapamadım. Ben
Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Zeynep. Bir şey demenize gerek yok. Gerçekten. Sizin için de çok zor bir durum. Ben farkındayım. Yani sonuçta... Yani biz çok yakınız evet ama... Ozan'la da yakınsınız sonuçta. Ozan'ın canı cehennem. Bu yaptığı şeyin hiçbir affı yok. Benim biraz kafamı toplamam lazım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama bu yaptığı şeyin kesinlikle bir bedeli olacak. Buna emin olabilirsin Zeynep. Biliyorum. Yani benim yanımda olduğumuzu bilmek bana o kadar çok güç veriyor ki. Benim yanımda kendini asla çaresiz, güçsüz, kötü hissetme. Tamam mı? Aslında bana kötü hissettiren Ozan'ın tek bir konuda haklı olması. Neymiş o? Doruk. Yani Doruk'a hıncımdan onu öptüğümü, ona yaklaştığımı söyledi. Ve haklıydı. Yani ben kendime zaten sırf bu yüzden kızıyorum. Zidar hadi seni bekliyoruz. Pardon. Biz hazırız, seni bekliyoruz. Geliyorum birazdan. Çocuk olma. Adam ol. İyi misin? Yani belli ki duygularıma hükmetmek bana iyi gelmiyor yani. Biliyorum. Gerçekten biliyorum. İkisi bambaşka şeyler. Ama ne yapayım yani elimde değil. Sürekli hep Doruk'un yanında kaldığım geceyi düşünüyorum. Üzerimde ne kadar hesaplar yapan bir yalancı da olsa... sürekli bana söylediği şeyler geliyor. Sabahlara kadar konuşmamız geliyor. Saçmalıyorum biliyorum. Ama işte ben yani olmuyor. Duygularıma hükmedemiyorum. Ne olur yapmayın. Ben sizi üzmek istemedim. Siz bana sadece destek oldunuz. Benim bütün bu anlattıklarını biraz sindirmem lazım Zeynep'ciğim. Ama Ozan konusunda çok net bir tavır alacağımdan emin olabilirsin. Hukuki olarak ne yapılabilir bilmiyorum. Ama düşüneceğim. Sadece şunu bil. Ben her zaman sadece senin arkandayım Zeynep. Unutmam. Çünkü biliyorum. Siz bana her zaman destek oldunuz. Her zaman da arkamdaydınız.